TL Çalışması 2 kitabının dördüncü ünitesi Mekanik Enerjinin Korunumu. Bu ünitede teorik bilgiler, deney düzeninin kurulması, deneyin yapılışı, deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu deney size ne kazandırdı konu başlıklarını bulabilirsiniz. Bu ünitede amaç enerjinin tanımı, mekanik enerji, enerjinin korunumu, enerjinin diğer enerji türlerine dönüşümü üzerinde teorik bilgilerin yanında uygulamalı deneyler yapılacaktır. Teorik bilgiler konu başlığı altında enerji kavramını tanımladıktan sonra yüksekliğe bağlı olarak materyalin sahip olduğu potansiyel enerji, hareketi dolayısıyla öteleme kinetik enerjisi, bu hareket eğer bir dönme hareketi ise Dönme kinetik enerjisi ve dönme kinetik enerjisinde önemli bir parametre olan eylemsizlik momenti kavramları üzerinde özet bilgiler verilmiştir. Teorik bilgilerin yanında elbette ki uygulama dersi olduğundan kitapta deney düzeneğinin kurulması ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Teorik bilgilerin yanında deneylerin kurulumu, deneylerin yapılması ve değerlendirilmesi hakkında bilgilere yine kitaptan ulaşabilirsiniz. Bu deneyler aynı zamanda hocalarımız tarafından yapılmış ve bu yapılan deneyler videolarla kayıt altına alınmıştır. Bu videolara internetten, YouTube kanalından Atölye Çalışması 2 Deney 4 başlığı altında deneylerin kurulur kurulması ve deneylerin yapılışı hakkındaki teorik ve pratik uygulamalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu derste sınav yapılmayacağından daha başka bir deyişle bu dersin sınavı yapılacak deneylerde e, alınan notlar olacaktır. Şöyle ki resimde resimde bu deneye ait raporun ön yüzünün bir görüntüsü verilmiştir. Burada çizelgede e, deneyde elde edilen veriler toplanırken, efendim bu veriler kullanılırken aynı zamanda bir grafik çizimi de istenmiştir. Bunun gibi deneyde yapılacaklar bir rapor olarak sunulacaktır ve sonunda bu deney size ne kazandırdı konusunda bir yorum yapmanız beklenecektir. Bütün bu çalışmaların sonunda sizinle birlikte olan gözetmen hocamız yaptığınız çalışmaları değerlendirerek bir not takdir edecektir. Bu not bu derse ait ara ve dönem sonunda sonun notları için daha sonra kullanılacaktır. Bunların dışında uygulamalara gelmeden önce üniversitemizin web sayfasında e-campus linkine girerek Teorik bilgiler veya uygulamalar hakkındaki tartışmalara katılabilirsiniz. Bunlar bizim için oldukça önemlidir.